değerli izleyenlerimiz, sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız İzmir, İsfaç'tayız mobilya fuarında. Sektörün öncü firmalarından, yılların da eskilemediği firmalarından Korkmaz Mobilya'ya konuk olduk. İkinci kuşak temsilci yanımızda Hakan Bey'i bulunmakta. Bakalım bize firma ve sektörle ilgili neler aktaracak. Merhaba Hakan Bey. Merhaba. Öncelikle standınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok yoğun teşekkür ederim. Yoğun ilgi gören bir fuar olmuş. Evet. Umarım sonuna kadar bol birim olarak ayrılırsınız. İnşallah. Yıllara dayanan bir öykü var. Ben onu izleyicilerime sizin ağzınızdan paylaşmak istiyorum. Biz özel olarak konuştuk. Çok da güzel bir şekilde sohbet ederek de çok da güzel anlattınız. Bunu izleyicimize taşıyalım mı? Nedir efendim Korkmaz Mobilya'nın hikayesi? Korkmaz Mobilya 1958 yılında kurulmuş bir firma ama evveliyatı var. Kurucularımızdan amcam 1949 yılında mesleğe başlamış Yugoslavya'da. Yugoslavya'dan Türkiye'ye göç ettikten sonra Eskişehir merkezli firmamız Eskişehir'e göç ediyorlar. 1958 yılında babam ve amcam şirketimizi kuruyorlar. Daha sonra ikinci kuşak, işte kuzenim şirkete dahil oluyor, Arif Bey. Daha sonra ben 80'li yılların sonunda 90'ların başında işletmeye dahil oluyorum. 2005 yılından bu yana da Besa Home markasıyla ürünlerimizi satışa sunuyoruz. İşte 41 ülkeye ihracatımız var. Türkiye genelinde cornerlar ve birçok bayimiz var. Faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Panel mobilya, ev mobilyaları üretiyoruz. Birçok mobilya görmek mümkün. Evet, Besa Mobilya diyoruz ama neler var? Birazcık onları açalım mı? Yatak odası takımları, yemek odası takımları, ağırlık üretimimiz bunlardan oluşuyor. Kişiye özel midir yoksa? Yok, seri üretim bir kreasyonumuz var. Firma ortaklarımızdan yine ikinci kuşak kardeşim Aydın Bey tasarımcımız. Kendisi iç mimar, bir tasarım ekibi var. Onlarla beraber üretimleri gerçekleştiriyorlar. Ne kadar zamanda bir kreasyon değişiyor efendim? Hemen hemen her yıl kreasyonumuz değişiyor. İşte bazı ürünlerimiz 1-2 yıl devam edebiliyor ama her yıl yeni ürünler kreasyona dahil ediyoruz. Her fuara gelen firmanın yepyeni bir ürünle lanse ederek geldiğini görüyoruz. Sizin bu seneki ürününüz nedir efendim? Bizim bu seneki ürünümüz 2 tane yeni ürünümüz var burada. Pardon, 3 tane sergilediğimiz yeni ürünümüz var. Bir yine set, yatak odası ve yemek odası setimiz var. Orada köşedeki ürün, onu da birazdan beraber gezeriz. İzleyicilerimiz geliyorlar sonra da. Bir yemek odası takımı, biraz önce sizinle sohbet ettiğimiz ürünümüz var. Onlar çok güzel çizgiler ve çok güzel desenler var. Çizgiler, kreasyonlar çok özel, onu anlayabiliyoruz ama elbette birçok da firma var. Çünkü sektörümüz rekabete açık olan bir sektör. Kesinlikle. Dolayısıyla herkes de kendi markalarından ve kendi farklarından bahsediyor kalitesinden ama sizin farkınız nedir? Birazcık bundan bahsedilmeden gelinmeli. Korkmaz Mobilya'ya niye tercih edilmelisiniz? Biz bütün kreasyonlarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Bütün tasarımlar bize ait. Özgün bir dilimiz var. Farklılaştığımız noktalardan bir tanesi bu. Bir tanesi yılların deneyimi var. Biz bu deneyimle ürünlerimizi müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Gerçekten hani çok rekabet var ama ürün kalitesi çok önemli burada. Evet, biraz ürün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ahşabın da kalitesi çok önemli. Yıllar boyu kullanmış olduğumuz mobilyalara tabii ki onu göz önünde bulunduracak olursak nedir efendim kaliteniz? Bizim kalitemiz bir teknolojimiz. Yüksek teknolojiyle üretim yapabiliyoruz. Hızlı ve seri üretim yapabiliyoruz. Hızlı seri üretim, hızlı müşterilerimize hızlı cevap verebiliyoruz. İyi hizmet sunuyoruz. Kalite dediğim gibi tasarımımız bize ait olduğu için. Müşteri memnuniyeti önemli sizler için. Ki, para kaygısı ki. Olmadan sanıyorum. Yılların deneyimi de böyle bir şey sanıyorum. Peki sizlerden bir ürün istendiğini bayilerinizle gözüne bulunduracak olursak hemen her şeyi isteriz. Anında istiyoruz hizmet sektörü olunca. Ne kadar süreye termin veriyorsunuz efendim? Yani şu anda terminlerimiz 3 hafta 4 hafta arasında termin sürelerimiz var bayilerimize. Kaç bayiniz var? Yurt içinde şu anda 250 noktada ürünlerimiz satılmakta. Yurt dışında da 41 ülke oldu. Hemen hemen özellikle her ülkede. Özellikle değil mi? Evet. Bu sene 41. Evet. ülke oldu. 41. ülke, 41 kere maşallah diyoruz. Harika. Umarım uzun yıllar boyunca da olsun. Peki hizmet verirken elbette ki hizmet sektörü çok zor. Bunları dışarıdan çok eğlenceli bir sektör görünseniz de hataya mal yok. Bu anlamda hizmet verirken öncelikleriniz nelerdir efendim? Yani önceliklerimiz bir fabrikamızdan ürün çıkmadan önce kalite kontrolleri yapılıp çok iyi bir ambalaja ihtiyacı var ürünlerimizin. İyi bir ambalaj yapıyoruz. Hatta geçen yıl Eskişehir'deki 5 tane firmayla beraber
kendi sektörümüze özel ambalaj çözümleri için bir yatırım daha yaptık. Ayrı bir şirket kurduk. Bir güç birliği projesi gerçekleştirdik. Ambalajlarımızı da kendi bünyemizde o yeni kurduğumuz şirkette taşınırkenki zararları aza indirmek amaçlı. Evet, bu bir de deneyimimizi koyarak ortaya daha iyi paketleme, daha iyi sevkiyat. Peki hizmet sektörünün olmazsa olmazı hizmet sonrası destekler. Hele ki sizin sektörünüzde. Çünkü tüm dünya dönem olağında satış sonrası destekler, müşteri hizmetleri. Neler var çözüm önerilerinizde müşterilerinize? Şimdi mobilya ne kadar da şey yapsanız, hani dikkat de etseniz, yolda bizim dışımızdaki faktörlerden, işte navlunda bir zarar görüyor, gittiği ülkede zarar görüyor. Biz de hemen yedek parça tedariği ve bununla ilgili bütün çözümleri sunuyoruz müşterilerimize. Problem olmadan oradan kalkabilen çözümleriniz var. Ve yıllara dayanan bu öyküde sizlerin sonra neler değişti firmanızda ve şu anki noktaya gelmeyi hayal eder miydi firmanız? Birazcık ona, o günlere geri götürelim sizi. Ya evet, firmamız hayal ediyordu. İşte kurucularımız, babam ve amcam şunu söylüyorlardı. Biz bir yerden ham madde girsin, öbür kapıdan mamül çıksın diyordu. Onların hayalini gerçekleştirdik. Ama tabii bizimle beraber ikinci ve üçüncü kuşaklar işletmeye dahil olduktan sonra işte daha markalaşma ve kurumsallaşma süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Teknoloji ilerledi. İşte yaptığımız ürünlerde çok farklılıklar var. İşte ihracat olması bizi çok mutlu ediyor. Peki bundan sonraki etapta neler bekliyor firmanızı? Var mı farklı projeler, alanlara girme isteği? Farklı projeler var. Yeni bir yatırımımız var. Yeni bir fabrikamız var. Mevcut fabrikamızın yanında. O fabrikada bizim yumuşak grup tabir ettiğimiz işte koltuk, oturma grubu tarzı ürünlerde bir yatırım hedefliyoruz ama bu konjonktürde ne zaman sonuçlandıracağımızı çok daha planlayamadık. Hayaller bitmiyor değil mi? Hedefler evet, de evet, öyle. Hayaller, hedefler bir evin bitmiyor. İhtiyacı olan her şeyi bir arada bulundurabilir. Evet. Bir firma haline gelmeyi düşünüyorsun sanıyorum. Projelerde bunlar da var. Bu. Bundan sonraki aşamada da işte daha sonra kendi markalarımızla oluşturacağımız işte showroomları hayal ediyoruz. Peki başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken çok net anlayabiliyoruz elbette ama başarı yalnız olmaz. Ekipten bahsettik biraz önce de. Sizlerin yanı sıra toplamda kaç ekibiniz var efendim? Ya şu anda fabrika, yani bizim işletmemizde 75 kişi çalışıyoruz. İstihdam sağlıyorsunuz zaten. Evet, evet. Bunun 15 tanesi beyaz yaka. Hepsi konusunda uzman. O konuda eğitim almış personellerimiz var. Onlarla beraber yeriniz çalışıyoruz. Yeriniz nerede efendim? Eskişehir'deyiz biz. Kaç metrekare alanı sahipsiniz? Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda 10 bin metrekare kapalı alan, 25 bin metrekare açık alanda faaliyetimizi sürdürüyoruz. Harikasınız. Peki efendim, son sözlerinizi almak istiyorum. Müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere, 42. ülke olmak isteyenlere neler söylemek istersiniz efendim? Evet, biz burada fuarda standımızı açtık. Ürünlerimizi görmek isteyen, bizimle kontak kurmak isteyen bütün müşterilerimizi, dostlarımızı standımıza davet ediyoruz. Ondan sonrası burada ürünleri gördükten sonra kolay. Eskitemediği firma olarak öyle değil mi efendim? Deneyinizle karşılarındasınız. Onların da her türlü danışmanlığı vermeye hazırsınız diye biz de ekleyelim. Burayı gören biren olarak da, bayılan olarak da bizler önerelim sizleri. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür vermiş ediyoruz. Sağ olun. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetinize, hem bölgenize hem Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir farklı hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun nesiller boyunca Korkmaz Mobilya ve BESA Home'unda ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çok başarılar. Evet değerli izleyenlerimiz, İsfaç'tan, İzmir'den, Mobilya Fuarı'ndan yılların eskitemediği firma Korkmaz Mobilya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.